Hasan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Alp Bey siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi turizmin göz bebeği nokta Bodrum'dayız. Barlar Sokağı'nın herhalde içerisindeyiz şu anda. Körfez Barı'nın hizmetlerini konuşacağız ama çok kısa önce sizi ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Alp Engin kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Evet, ben 1969 Bodrum doğumluyum. Yani bu sektöre 1991 yılında Hasan'ın babası ile birlikte başladık. Bu bizim gerçekten böyle çok büyük bir hayalimizdi, bar açmak. Hakan Subaşıoğlu işte bir gün aradı. Sene 1991. Esasında resmi kayıtlarda 92 olarak geçiyor. Yani biz 1991'de başladık. Bir gün işte sonunda bara açtık. Ben o sırada askerdeydim. Daha sonra askerden geldikten sonra birlikte başladık 1991'de. Dile kolay, uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Evet, evet. Peki şimdi hep hayaliniz olan bir şeyi tamam güzel. Gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiniz. Evet. Nasıl geçti bu süreç, memnun musunuz? Evet, evet. Yani neler yaşa, o kadar çok şeyler yaşandı ki. Şükür bu zamanlara kadar geldik. Evet, şimdi ikinci kuşak temsilcimiz Hasan Bey. Sizi de bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Merhaba, Hasan Subaşıoğlu. 96 doğumluyum. Aşağı yukarı 3-4 yıldır bu işin içinde ağırlıkla çalışıyorum. Baba size bayrağı devretti diyebilir miyiz? Bayrağı devretti, aynen öyle. Peki siz şimdi genç birisiniz. Şimdi yeni nesil tabii gençler buraya geliyorlar, tercih ediyorlar. Burada nasıl bir konsept var? Burada nasıl bir konsept var? Burası daha çok böyle hani eğlenceye yönelik çalışıyoruz biz. İnsanların eğlenmesi bizim yegane hedefimiz. Evet. Yani keyif alsınlar, rahat olsunlar. Bizim tek temelimiz bir yönde. Kaç ve kaç aralı hizmetler yürüyor burada? Kışın ve yazı değişiyor herhalde bu çok. Kışın sadece biz cuma ve cumartesi günleri açıyoruz. Yazın her gün full time açıyoruz. Evet. 24 saat diyebiliriz neredeyse. Sabah aslında başlıyor erken aynen, yazı. Sabah erkenden başlıyoruz. Sabahın diğer erken saatler. Ama gece bizim için aşağı yukarı 9-10 gibi başlıyor. Evet. Hani gece hayatı. Şimdi burası sokak size ait oluyor anladığım kadarıyla. Yani evet, geceleri başka mekan olmadığı için burada fazla. Hani evet. Sokak bizim diyebiliriz. Biraz kaç kişi böyle doluyor? Bayağı bir ciddi bir sayıya ulaşıyorsunuz herhalde. Şu an dışarıda 15 tane masamız var aktif olan. Ama masalar bizim çok önemli değil. Ayakta duran insan sayısı daha fazla oluyor bizde. Ayakta, sokağın içerisinde. Aynen, daha çok rahat insanlar hani eğlenmeye geliyorlar sonuçta. Kafa dağıtmaya geliyorlar. Evet. Peki, Alp Bey siz aynı zamanda DJ'lik yapıyorsunuz. Evet, evet. Neler çalıyorsunuz? Valla biz yani iyi müzik. Yani daha böyle insanların müzik kalitesine hitap edeceğimiz. Şu çizgi diyemeyeceğim. Yani belli çok, bir kalıp yok yani sizde. Esasında birçok insan Körfez Barı rock bar olarak tanımlar. Evet. Biz rock ağırlıklı çalıyoruz ama yani bunun yanında eski 80'lar, 90'lar. Yani nostalji de yapıyoruz. Hatta 1 Mayıs'ta biz sezona başlıyoruz. Evet. Her iki mekanını da açıyoruz 1 Mayıs'ta. Evet. Her pazar sadece bu 80'ler, 90'lar, oldies, goldies diye bir gün ayırıyoruz pazarları. Hı hı. Yani mümkün olduğunca müzik kalitesini en iyi şekilde tutmaya çalışıyoruz. Aynen. En kaliteli müziği vermeye çalışıyoruz. Şimdi siz burada bir de anladığım kadarıyla bana sohbette bahsettiğiniz bir aile ortamı yaratmışsınız. Aynen. Gelen konuklarınız, müdavim müşterileriniz de vardır herhalde. Aynen tabii. Yani o kadar artık kaç kuşak geçti bilemeyeceğim de. Yani yazları bayağı bebek arabası parkı falan oluyor yani şeyde dışarıda. Evet. İşte hatıra fotoğrafı çok çektirirler. Evet. Tercih ediyorlar, destekliyorlar. Desteklerini evet hiç esirgemiyorlar. Yani çok teşekkür ediyoruz evet. Onlara da. Peki Hasan Bey şimdi burada iki katlı bir mekan burası. Evet. Üst katta da güzel hem oturma alanları hem de eğlence alanında dart var herhalde. Dartımız var, bilardomuz var. Evet. Hani bir şöminemiz var. Şöminemiz şömine başında çok keyifli oluyor aslında. İnsanlar burada oturup böyle sakin, daha ince bir müzikle, daha yavaş giden bir müzikle, daha sessiz bir müzikle evet, muhabbet evet. edebilecekleri, sohbet edebilecekleri, isterse oyun oynayabilecekleri güzel bir ortam yaratmaya çalıştık. Güzel bir ortamda yaratmışsınız. Aynen. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz siz?
Kaliteye dikkat ederiz. Kaliteye. Evet. Güler yüz. Güler yüz. Kaliteye. Bunlar olmazsa olmaz. Memnun kalsınlar bizim için önemli olan. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili büyümeye yönelik bir şey var mı? Ya da diğer karşıdaki mekanınızda da bir çalışma olacak mı? Valla biz şu anda elimizdeki mekanı korumaya çalışıyoruz. Hani bu kaliteyi bozmadan. Bu kaliteyi bozmadan bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bu yani bizim için. Peki. Peki, keyifli bir sohbet. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Son olarak da ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve Körfez Bar'ın hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza bir teşekkür. Son sözleriniz Alp Bey. Yani bu zamana kadar bizi destekleyen, yalnız bırakmayan, iyi günde, kötü günde hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bunun devamını diliyoruz. İnşallah diyelim. Peki Hasan Bey, bir de sizden alalım. Yani bütün müdavimlerimize, bize gelen, bizi seven bütün müşterilerimize, konuklarımıza, misafirlerimize. Evet. Teşekkür ederiz hepsine. Peki. Ben de her ikinize, babanız ismi neydi? Hakan. Hakan Bey'e de buradan teşekkür ederim. Onun da emeği var sonuçta burada. Tabii. Yani esasında kurucusu o. Kurucusu o. Kendisi. Evet. Ona da teşekkür etmiş olalım. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bodrum turizmin uğrak bir noktası. Buraya gelen yerli, yabancı bütün konuklarımızı da sizinle tanışmamış kişileri buraya davet edelim. Ziyaret etsinler. Körfez Bar'ın hizmetlerinden bir faydalansınlar diyelim. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen bir süreçte yine sizinle buluşmak dileğiyle. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.